Öyle güzel malzemeleri birleştir ki tek bir tarifte birçok cilt problemine çare bulalım. Gözenekleri sıkılaştıralım. Ama lekeleri de giderelim. Ama sarkmaları, kırışıklıkları da toparlayalım. Hadi o zaman bu tarif hepimize göre. Defne. Böyle kuru defneleri aldım. Avcımda bir güzel parçaladım ve bir tencereye atıyorum. Yaklaşık 8-9 tane defne yaprağı yeterli. Tencereye defne yapraklarını attıktan sonra üzerine papatya geliyor. Dilerseniz böyle kuru papatyaları aktarlardan alın veya kendiniz kopartın. Bunları bir güzel kurutun. Her tarifte kullanın sonrasında. Küçük bir avuç, yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu da kuru papatyayı defne yapraklarıyla birleştirdim. İki malzeme oldu. Üçüncü gelsin. Karanfil. Evet, özellikle leke gidermede, sivilceli iltihaplı dokuyu onarmada, cildi bir güzel aydınlatmada etkili üç ürün. Üçü de harika ürün. Üçü de gerçekten çok şifalı ürün. 2 çay bardağı oda sıcaklığında suyu döküyorum. İkinci bardağı da ekliyorum üzerine. Yani çok kuvvetli 3 ürünü birleştirdik. Çok etkili bir tarif yaptık. Altını açtım. Ateşi açtım. 10 dakika boyunca bunları demliyorum. Kapağını da kapattım. Arada kapağını geri açıyorum. Şöyle buharı bir güzel tüm ürünlerle iç içe geçsin. Ve kapattım altını. Demlenmeye bırakıyorum. Ilıdıktan sonra mis gibi bir koku yayılıyor. Ben tarifimi hazırlamaya devam ediyorum. İçerisindeki 3 ürünü çıkarıyorum. Defne yaprağı, papatya ve karanfil. Başka bir kaba alıyorum bunları. Bu suyu tek başına da tonik olarak kullanabilirsiniz. Tüm yüzünüze, ellerinize, ayaklarınıza tonik olarak kullanıp lekeleri harika silebilirsiniz. Tarife devam edeceğim. Daha da harika yapacağım ama önce lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve CC yazan yere tıklayarak alt yazıları aktif hale getirin. 3 noktaya tıklayarak da hangi dillerde çeviri yapmışım onları görerek daha anlaşılır bir şekilde videoları izlemeye devam edin. Şimdi bu tarifi isterseniz bir şişeye aktarın veya bir pamuk yardımıyla lekeli alanlara bir güzel sürün. Cildin yağlıysa olur, cildin kuruysa olur. Gençsin, sivilce izleri, lekeler var, olur. Kırışıklıklar var, yaş ilerledi, olur. O yüzden diyorum ki hepimiz yapalım bu tarifi. Az önce hazırladığım bu güzel suyu tencereme tekrardan alıyorum. Birazını ayırdım. Onu sonra göreceksiniz. Üzerine mısır nişastası geldi arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolusu mısır nişastasını ekledim. Daha katı bir form istiyorsanız yarım kaşık daha ilave edebilirsiniz. Ocağa götürdüm bunu. Ateşte, kısık ateşte 2-3 dakika kadar sadece pişiriyorum. Ocaktan ayrılmayın. Hemen pişecek arkadaşlar. Ocağın başında bekleyin. Karıştıra karıştıra bu güzel tarifi hazırlayın. Ocağı kapatın. Tekrardan ılımaya bırakın. İşte bu kadar. Bu güzel ürünler birleşerek böyle aydınlatıcı, leke giderici, kırışıklık açıcı tarifi hazırlamış oldum. Ağzını kapatacağım. Kapaklı bir cam kaba. Neden? Ömrü daha fazla olsun. Bekletme süremiz daha uzun olabilsin. Koydum. Üzerine bal. Hem enfeksiyonlu dokuyu onaracağız ya, hem de cildimizi toparlayacağız, sıkılaştıracağız, daha güzel olacağız ya. O yüzden bal ilavesi yapın. Önce bir tatlı kaşığı ekledim. Baktım çok miktarda yaptım. Dedim ki bir tatlı kaşığı daha alır, daha fazlasını hak ediyor bu güzel tarif. Balı da gerçekten cilde çok güzel faydaları var. O yüzden 2 tatlı kaşığı ölçüsünde bal ilavesi yaptım. Dediğim gibi ürün fazla miktarda, 2 hafta bize bu yeterli olacak. Buzdolabında muhafaza ederseniz 2 hafta boyunca haftada 3-4 kere kullanabiliriz. Geldi sızma zeytinyağı. Cilt kuruluğumuzu da giderelim. 2 tatlı kaşığı ölçüsünde de sızma zeytinyağı ekledim. Dilerseniz üzüm çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı ya da kantaron yağı ekleyebilirsiniz. Ve E vitamini. Bakın bu şart değil ama var ise kırışıklıkla mücadelede en etkili yağlardan birisi. 8-10 damla kadar E vitamininden de ekliyorum. Hem bu güzel tarifin ilk günkü formunu korumasını sağlıyor 2 hafta boyunca, hem de kırışıklıkları bir bir açıyor. Hepsini karıştırdım. Bakın evde bulunabilen
ama etkisi çok olan, bir de birleşince çok güzel faydalar sunan bu tarifi böyle hazırladım. Hemen ellerime sürüyorum bakın. Özellikle el bakımınızı ihmal etmiyorsunuz. O yaşlılık lekeleri, kahverengi lekeler, kırışıklıklar, solgun görüntü, kuruluk veya fazla yağlılık. Bunun hepsini gideriyor. Bakın bir güzel sürüyorum ve en az 30 dakika bekletiyorum cildime. 30 dakika sonra bir güzel yıkıyorum. Su akıp gidiyor. Cildim anında ferahlanıyor. Tazeleniyor. Çok güzel oluyor. Ama diyorsunuz ki bunun kapağını kapatalım. Okey. Bu ürünü 2 hafta boyunca kullanalım. Evet. Ama bunu bir de yaşlı bir ciltte görelim. Hep kendine yapıyorsun. Benim yaşım 50, 60, 70 fayda olur mu bilmiyorum. O yüzden daha yaşlı bir ciltte yap diyorsunuz. Tamam, o zaman ben de annemi bulmuşken hemen bu tarifi annemde uyguluyorum. 61 yaşında özellikle böyle tarifleri çok seviyor. Çünkü hem lekelerini açıyor hem de kırışıklıkları, sarkmaları çok güzel toparlıyor. Bir de tarifin güzelliği, tüm yüze uygulayabiliyorum. Gözaltı, boyun, dekolte hepsini uyguluyorum. Fırçayla sürdüm ama sonrasında böyle elle sürerek, masaj yaparak uygulama yaparsanız cildinize daha güzel bir geçiş sağlamış olursunuz. Pamuk alıyorum bir tane de. Beklerken onları da gözlere yerleştiriyorum. Müthiş bir dinlenme oluyor. Hem göz kapak düşüklüğü, hem leke giderici, hem kırışıklık önleyici. Botokstan daha etkili diyebiliriz bu tarif için. Bunu 30 dakika bekletiyoruz. Şöyle bir dinlenin. Kendinize küçük bir mola verin. 30 dakika sonra bu defneli harika botoks kremini cildinizden çıkartabilirsiniz. Şöyle cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın. Şöyle kendinizi bir tazeleyin arkadaşlar. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bir de evde yaptığınız ürünlerle kendi doğal güzellik bakımınızı yapmak sizi de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir dokunun cildinize. Bir bakın. Az önce suyun birazını ayırın demiştim. Bakın o suyla da harika buz küpleri yapacağız. Gül suyu. Bir yemek kaşığı da gül suyu ilave edeceğim. Az önce ayırdığım defne, papatya ve karanfil suyu karışımının içerisine gül suyuyla bunları karıştırdım ve silikon bir kabın içerisine koydum. Sonra bunu buzluğa atıyorum. Buzlukta birkaç saat sonra donuyor ya, böyle harika bir buz küpü elde etmiş oldum. Cildimi canlandıracak, sıkılaştıracak, kan akışını daha hızlı hale getirecek, kırışıklıkları açacak olan bu buz küpünü cildinize uygulayın. Müthiş etki ediyor. Anında etki ediyor. Tüm yüzünüzü, ama hızlı, seri bir şekilde, buz yanığı olmayın çünkü sonra. Birkaç dakika, sadece birkaç dakika yapacaksınız. Böyle çok hızlı bir uygulama yapacaksınız. Kaldıracaksınız bunu, sonra her sabah uyandığınızda cildinizi temizledikten sonra uygulayacaksınız. Umarım kullanır, fayda görür ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Hoşça kalın. Hello my dear friends, my mom liked this Botox mask and ice cubes. Hope you give it a try for this mask and like it. Bye bye.